Merhaba sevgili arkadaşlar. Bugün sizlerle MEP kazanım kavrama testlerinden üriner sistem testlerini çözeceğiz. Birinci sorudan başlayalım. Bir insanda homeostazinin yani kararlı iç dengenin sağlanması için görev yapan iki farklı yapıda meydana gelen değişimler grafiklerde gösterilmiş. Bu yapılar kimlerdir diyor. Görüyorsunuz arkadaşlar ilk grafikte oksijen artıyor. Karbondioksit azalıyor. O zaman burası akciğer kılcalları olmalı. İkinci grafikte ise üre yoğunluğunun azaldığını görüyoruz. Yani ürenin azalması üreyi idrarla attığımız anlamına geliyor. Dolayısıyla ikinci yapının da böbrek olduğunu görüyoruz. Cevabımız Bursa. İkinci sorumuza bakalım. Glomerulus kılcalı ile vücut kılcalları hangi durumlar bakımından farklılık gösterir? Taşıdıkları endotelyum tabakaları farklıdır. Glomerulus iki katlı, vücut kılcalları tek katlıdır. Kan basınçları glomerulusun ortalama 70 mm civa civarındadır. Vücut kılcallarının 25 mm civa civarındadır. Farklıdır. Madde alışveriş yönleri ise arkadaşlar glomerulus kılcallarının tektir ama yani sadece süzülme gerçekleşir ama kan kılcallarında, vücut kılcallarında hem süzülme hem geri emilim olduğu için çift yönlü bir madde alışverişi vardır. Dolayısıyla bütün özellikler bakımından farklılık gösterir. Uzun süre susuz kalan bir birey arkadaşlar. Uzun süreli susuzluktan dolayı arkadaşlar kanın su miktarı azaldığı için kan ozmotik basıncımız yani içinde çözünmüş olan madde yoğunluğu artış gösterecek. Kandaki ozmotik basıncın artması arkadaşlar hipotalamusu uyaracak. Hipotalamus da hipofiz bezinden ADH salgılanmasını sağlayacak. ADH ne yapıyordu? İdrardan suyun geri emilmesini yani böbreklerden suyun geri emilmesini ve idrarın daha az sulu yapılmasını sağlıyor. Ve böbreklerden fazla suyun geri emildiğini göreceğiz. Cevabımız Bursa. Evet, dördüncü sorumuza bakalım. Üriner sistemi oluşturan numaralandırılmış kısımlardan hangisinin isimlendirilmesi doğru değildir diyor. 5'e bakalım. Böbrek üstü bezi 5. Evet. Dördüncü kısım üretra. Evet. 3 mesane yani idrar kesesi. 2 numaralı kısım üreter. Fakat 1 numaralı kısım nefron kısmı değil arkadaşlar. Üreterin böbreğe girdiği havuzcukla bağlantı yaptığı bölge. O yüzden cevabımız Adana. Sağlıklı bir insanın böbreklerinde hangi olay gerçekleşmez? Böbreklerimizden eritropoietin hormonu üretiyoruz. Suyu geri emiyoruz, üreyi atıyoruz. Bazı vitaminleri, BC vitaminlerini özellikle vücut dışına atıyoruz. Fakat alyuvar yapımı arkadaşlar kırmızı kemik iliğinde. Burada şunu karıştırabiliriz. Eritropoyetin kırmızı kemik iliğini uyarır. Alyuvarın yapımı kırmızı kemik iliğinde gerçekleşir. Böbreklerde değil. Bu yüzden cevabımız Adana. Sağlıklı bir insanın kanından böbreklere ulaşıp süzüldükten sonra Bowman kapsülündeki süzüntüde göremeyeceğimiz molekül hangisi arkadaşlar? Yani süzülemeyecek olan molekülü soruyor bize. Glikoz, üre, su, oksijen süzüntü içerisinde görülebilir. Fakat alyuvarlar kan hücreleri süzüntü içine geçemezler. Kan hücreleri, kan proteinleri ve büyük yağları süzüntüler içinde görmeyiz arkadaşlar. Yedinci sorumuza bakalım. Böbrek şeklindeki bölgelere bakacağız. A kanın süzüldüğü kabuk bölgesidir diyor. Doğru. B öz bölgesidir. Malpighi piramitlerinin bulunduğu. Doğru. Böbreğe kan getiren böbrek atar damarı. C. Bu da kan götürdüğü için D. Böbrek toplar damarı. C. Üre bakımından zengindir. Evet arkadaşlar. Böbreğe üreyi böbrek atar damarı getirir. Örneğin 100 birim üre geldiyse onun 50'si atılıyor idrarla 50'si geri emiliyor. Dolayısıyla böbrek atarında üre daha fazladır. D oksijen bakımından fakir olan böbrek toplar damarıdır. Biliyorsunuz toplar damarlar karbondioksitçe zengin, oksijence fakir. Dolayısıyla cevabımız Edirne. 8. soruda arkadaşlar böbrek damarlarındaki üre yoğunluğunun değişimini göstermiş. Bakın burada değişim yani geri emilme ile ilgili bir değişim yaşadığını görüyoruz. Aşağıdaki moleküllerden hangisinin nefron kılcallarında böyle bir durumu söz konusu değildir? Plazma proteinleri arkadaşlar. Çünkü büyük proteinleri biliyorsunuz süzemiyoruz ve nefron içine alamıyoruz. Bu yüzden
geri emildiğini de göremeyiz. Dokuzuncu soruya bakalım. Arkadaşlar, bir glomerulus kılcalları, iki proksimal tüp, 3 distal tüp, 4 numaralı kısımda henle kulbu arkadaşlar. 1 numaralı kısımda biliyorsunuz yalnızca süzülme olayı gerçekleşiyor glomerulus kılcallarından Bowman kapsülüne doğru. 2 numaralı proksimal tüpte geri emilim, 3 numaralı distal tüpte geri emilim de olur, salgılama da gerçekleşebilir. 4 numaralı yapıda henle kulbundaysa geri emilim yapıldığını göreceğiz. Yani cevabımız Bursa. Kandaki üre, ürik asit ve kreatininin birikmesinden, yani azotlu boşaltım atıklarının birikmesinden dolayı arkadaşlar üriner sistemde üremi hastalığı meydana geliyordu. Aşağıdaki maddelerden hangisinin miktarı böbrek atarına göre toplarda daha fazladır? Arkadaşlar, süzülmesi için böbrek atarı glikozu, amino asidi getirir, üreyi getirir. Zaten atar damar olduğu için oksijen atar damarda fazladır. Fakat böbrek toplar damarında atar damara göre karbondioksitin daha fazla olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Şimdi ikinci testimize geçelim. Evet. Böbreklerde süzülme sonucu olan süzüntü içindeki vücut için faydalı maddeler bazen difüzyonla, bazen ozmozla, bazen de aktif taşımayla geri emiliyor. O zaman hangi organele ihtiyacımız vardır diye soruyor. Arkadaşlar, aktif taşıma yapabilmemiz için ATP'ye ihtiyacımız var. Dolayısıyla ATP'yi de mitokondri organeliyle üreteceğiz. Sağlıklı bir insanın böbrekleri aşağıda verilenlerden hangisini gerçekleştirmez? Böbrekler su tuz dengesi, kan pH'ını kontrol eder, azotlu boşaltım atıklarını atar, eritropoyetin üretip kırmızı kemik iliklerini uyarır alveolar yapımı için. Fakat antikor üretimi böbreklerde görülmez arkadaşlar. Nefronlar antikor üretmezler, savaşçı hücreler. Azot atomları işaretlenmiş amino asitlerle beslenirsek arkadaşlar, bu azot atomunu taşıyan moleküllere nerede rastlayabiliriz? Terimizde rastlayabiliriz. Çünkü terimizde de bir miktar üre atımı söz konusudur. İdrarımızda da üre atımı söz konusudur. Kanımızda da üre mevcuttur. Bu yüzden arkadaşlar bu 3 vücut sıvısında da azot atomu taşıyan molekülü görebiliriz. Böbreklerde idrarın oluşumu ve vücuttan atılması sürecinde arkadaşlar ilk olarak kimi göreceğiz? Glomerulus kılcallarından Bowman'a süzüleceğiz. Sonra proksimal tüpü geçtikten sonra henle kulbu, henle kulbunu geçeceğiz. Distal tüp, idrar toplama kanalı, havuzcuk, üreter, idrar kesesi ve üretra sıralamasını takip edeceğiz. Bursa'da olduğu gibi. Böbrek nefronlarında hangisi olurken enerji harcanır? Arkadaşlar, süzülme biliyorsunuz kan basıncının etkisiyle gerçekleştiği için ATP'ye ihtiyacımız yok. Fakat geri emilim ve salgılama sırasında ATP harcayabilir. Salgılamada kesin harcıyoruz. Geri emilimde de moleküllerin yoğunluğuna göre ATP harcayabiliyoruz. Cevabımız 2 ve 3. Böbreklerle ilgili hangisi yanlıştır? Sağlıklı insanlarda nefron kanallarından üre emilimi gerçekleşmez diyor arkadaşlar. Yanlış, biliyorsunuz ürenin geri emilimi distal tüp dışında gerçekleşiyor. Salgılama olayıyla kan pH'ımızı düzenleyebiliriz. Penisilin gibi molekülleri süzemesek de salgılarız nefrona. Henle kulbunun çıkan kolunda suyun geri emilimi yoktur. Tuzları geri emeriz. İnen kolunda suyun geri emilimi vardır. Çöl hayvanlarında arkadaşlar henle kulbu daha uzundur. Daha çok su emebilmek için. Bu su kaybını azaltan bir adaptasyondur diyor. Cevabımızın Adana olduğunu söyledik. Aşağıdaki durumlardan hangisi idrar yoğunluğunu azaltır diyor arkadaşlar. Kan basıncımız düşerse idrar yoğunluğumuz artar. Çünkü daha fazla süzülme gerçekleşeceği için. Daha doğrusu kan basıncımız artsaydı daha fazla süzülme gerçekleşirdi. Kan basıncımız düştüğü için idrarımızın yoğunluğu da artacaktır. Bu istediğimiz bir durum değil. ADH fazla salgılanırsa arkadaşlar daha çok su çekeceğiz. Yani idrardaki su azalacak ve idrarın yoğunluğu artacak. Bu da istediğimiz durum değil. Kan damarlarının daralması arkadaşlar kan basıncını arttıracaktır. Kan basıncının artması süzülmeyi de
arttıracaktır. Yani idrarın daha sulu olmasını ve yoğunluğunun azalmasını sağlayacaktır. Adrenalin azalırsa idrarımızın yoğunluğu artar. Kanın yoğunluğu artarsa yine idrarımızın yoğunluğu artar. Dolayısıyla cevabımız Ceyhan. İnsanda üriner sisteme ait bazı yapılar göstermişiz. Hangi yapılarda sıvıların kimyasal benzerliği daha fazladır diyor. Arkadaşlar bir numarayla gelen kan süzülecek. İki numarayla gelen kan süzülecek. Bir numarayla çıkan damarda moleküller değişmiş olacak. Bazıları idrarla atılacak. Bazıları geri emilmiş olacak. Üç numarada zaten geri emilim olayları gerçekleşiyor olacak. Fakat dört numarada havuzcuğa gelen İdrarın arkadaşlar derişimi bir daha değişmeyecek. Yani üreter, mesane ve üretrada değişmeden devam edecek. Aynı şekilde havuzcuk ve mesanedeki idrarda geri emilim, salgılama, süzülme gibi olaylar olmayacağı için 4 ve 5'in kimyasal benzerliği daha fazladır diyoruz. Sağlıklı bir insanda hangisinin geri emilimi yoktur arkadaşlar? Üre, glikoz, tuz, su geri emilir ama albümin gibi kan proteinleri zaten süzülemeyeceği için geri emilemez. Bir insan hipofiz bezinde arkadaşlar ADH salgısı artıyorsa idrardan su emilimi de artacaktır. Dolayısıyla idrar daha yoğun olacaktır. Doğru. Kana idrardan suyu tabii ki kana emdiğimiz için kandaki yoğunluk azalacaktır. Yani kan sulanacaktır. Suyun geri emilimi azalır diyor. Zaten burada da söyledik. Suyun geri emilimi artış gösterir. O yüzden cevap Ceyhan. Nefronlardaki süzülme hızını ne arttırır diyor arkadaşlar. Adrenalin, heyecan daha çok idrarınızın oluşmasına sebep olur. Kan basıncı artarsa yine daha çok, zaten adrenalin de kan basıncını arttırarak bu etkiyi yapıyor. Fakat çevre sıcaklığı artarsa terlemeniz de artacağı için idrardaki süzülme hızı, daha doğrusu süzülme hızının düşmesi sonucu idrar oluşumu da azalacaktır. Bu yüzden cevabımız 1 ve 3. Sağlıklı bir insanın kanında aşağıda verilen maddelerden hangisinin azalması kanın böbrekten geçtiğini gösterir diyor. Oksijenle ilgili değişimler zaten biliyorsunuz akciğerde. Glikozun değişmemesi gerekiyor sağlıklı bir insanda. Karbondioksit yine akciğerlerde değişiklik gösterebilir. Vitamin de eğer atmayacağımız adek vitaminleri ise depolayacaksak onların da değerinde bir değişiklik olmaması gerekiyor. Fakat üre kesinlikle arkadaşlar değişiyorsa şu an böbreklerde olduğumuzu söyleyebiliriz. Evet arkadaşlar, bugünkü soru çözümümüz bu kadar. Bir başka dersimizde görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.